Evet, Ahmet Görmez, Batı illeri arasında sarı, turuncu renkler arasında bir nazar boncuğu, 14 mavi il arasında tek batıdan mavi il Uşak bir nazar boncuğu gibi Türkiye haritasında duruyor şu anda. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıkladı. Tabii düşük riskli iller arasında bir heyecan var Uşak'ta. Nasıl mavi risk, çevresindeki illere göre nasıl mavi riski, mavi rengi aldı, düşük riske indi? Onu konuşacağız. Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakin yanımızda. Mehmet Bey, gerçekten şimdi ben sabah geldim. Uşak'ta da bir hareket, heyecan var. Evet. Nasıl bu mavi renge dönüştü? Heyecan nasıl? Neler yaptınız? Evet, bu mücadele, bu gayret çok önce de başladı. Pandeminin ilan edildiği geçen sene Mart ayında İl Hıfzı Sığa Kurulumuzun almış olduğu kararlar doğrultusunda Uşak Belediyesi olarak hızlı bir şekilde bir çalışma ekibi oluşturduk. Bu ekibin almış olduğu kararları da sahada kuvvetli bir şekilde uyguladık. Biliyorsunuz pandemiyle mücadelede en etkili silahlarımız maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaktı. Biz de bu çerçevede yoğun bir şekilde öncelikle vatandaşlarımızı pandemi ve kurallar konusunda bilgilendirmek için belediyemizin tüm imkanlarıyla, sosyal medyasıyla, billboardlarıyla, kısa mesaj servisle, hoparlörlerle halkımızı pandemi ve kurallar konusunda bilinçlendirdik, bilgilendirdik ve bunu kesintisiz bir şekilde sürdürdük. Hakeza yine yoğun bir şekilde temizlik faaliyetleri gerçekleştirdik. Öncelikle bizim şehrimizin kalabalık noktalarında hijyen noktaları oluşturduk. Dezenfektanlar yerleştirdik. Yine hakeza şehrimizdeki tüm kamu kuruluşları başta olmak üzere toplu mekanların hepsini belediyemizin temizlik işleri vasıtasıyla elden geçirdik. Şehrimizi pırıl parha hale getirdik. Yine hakeza yapmış olduğumuz yoğun denetimlerle birlikte de hem bir taraftan güvenlik güçleriyle birlikte zabıta ekiplerimiz halkımızı, esnaflarımızı bilinçlendirmeye devam etti. Hem de eksikliklerini tespit ederek bunların hızlı bir şekilde giderilmesi için de çalışmalar gerçekleştirdi. Yine maske önemli bir kriter, biliyorsunuz. Bu anlamda da kültür işleri bünyemizdeki USMEK kurslarımızdaki ekiplerimiz İlk günden itibaren maske imalatına geçti ve ulaşım araçları gibi, pazar yerleri gibi, hakeza yine belediye çalışanlarımız gibi kamu personellerimize kesintisiz bir şekilde maske temin etmeye devam ettiler. Şimdi Mehmet Bey, Uşak'la çabuk uyum sağladı o zaman bu tedbirlere. Kesinlikle. Bir de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haritalarda 3 hafta öncesinde, evet, %27-28'lerde bir, aha, risk oranı varken, yüksekken, evet, şimdi %17'ye %18'e düştü. Doğru. Çok 2 haftada hızlı bir ilerleme. Doğru. Bunun bir güzelliği nedir? Yani nasıl yaptınız bunu? 2 haftada nasıl başardınız? Evet, bu tabii zaman zaman geçtiğimiz yıllarda özellikle de Ekim, Kasım, Aralık dönemindeki ikinci pik döneminde de yaşadığımız bir durumdu. Özellikle de sanayinin yoğun olduğu kesimlerde dışarıdan gelen bazı çalışanlarımız gibi münferit etkiler buna neden olmuştu. Fakat bizim tedbirlerimiz genel ve sürekli olduğu için de kısa süre içerisinde de bu düşüş tekrar sağlanmış oldu. Biz özellikle ciddi bir koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Valiliğimiz başta olmak üzere tüm paydaş kurumlarımızla birlikte ortak hareket etmenin de bir başarısı aynı zamanda bu. İnanıyoruz ki bu çalışmaları bundan sonra da kesintisiz bir şekilde sürdürerek Uşağımızı haritada mavi olarak da tutmanın gayreti ve çabası içerisinde olacağız. Şimdi Uşağın nüfusuna göre şunu sormak istiyorum. Hani mavi renk, evet, çevre illere de örnek olması açısından son rakamları verme şansınız var mı? Verebilir misiniz? Ne kadar bir rakam var? Vaka sayısı, vefat sayısı, bu konuda bilgi alabilir miyiz? Şöyle, tabii biliyorsunuz rakamları resmi olarak Sağlık Bakanlığımız şu an iller bazında haftalık olarak açıklıyor. Biz de bunları tabii günlük olarak takip ediyoruz ama bu bilgilendirmeyi bakanlığımızın açıklamaları üzerinden takip etmekte fayda var. Sadece şunu söyleyebilirim. Özellikle bir süredir yakından takip ettiğimiz bu sayılarla vaka sayılarını biz tek haneli sayılarda tutmanın gayreti içerisinde olduk. Bu şekilde sürdürüyoruz. Çok şükür sağlık sistemimiz, ki bu anlamda da Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm yetkililere, vekillerimize teşekkür ediyoruz. Bizim de pandemi döneminde ilave ek binamızla hastanemizin hizmete girdi. Şu an yoğun bakımlar, entübeler ve serviste yatan hastalarımız dahi tek haneli seviyelere düşmüş durumda. Biz gerçekten de külli olarak bir çalışmanın bir sonucunu
planı ve başarısını ortaya koyduk. Tabii bunda aynı zamanda bizim dünyaca meşhur dillere destan Uşak Tarhana çorbamızın da etkisi olduğunu da ifade etmek isterim. Teşekkür ederiz. Ben gerçekten teşekkür hem çevre illere de örnek olmasını istiyoruz ve bu maviliğin de daim olmasını istiyoruz. Tüm Türkiye'de gerçekten en kısa zamanda mavi renge dönüşür diyelim ve sözü size bırakalım.